Arkadaşlar merhaba, Paslanmaz Kalem'den herkese selamlar. Özellikle Iron Maiden hayranları için şimdi 3 kişi bir arada ve son albümü Senjutsu'yu konuşacağız. Kimler var? Özel konuklarımız Erman Çağlar, mizah yazarı ve Kalt Podcast'in, Kalt kanalının mimarlarından. Ve diğer yandan da Saints and Sinners'ın gitaristi Deniz Tuncer burada, ben de Doğu Yücel. Aslında çok güzel bir üçlü olduk bence. Mizah yazarı açısından Erman Çağlar albümü değerlendirecek. Deniz Tuncer de bence yıllardır Iron Maiden tarzı heavy metalin hem yorumcu olarak hem de müzisyen olarak temsilcilerinden bir tanesi. Ben de işte yıllardır yazıyoruz bir şeyler. Evet, Senjutsu'yu konuşacağız. Öncelikle Erman nasılsın? Bir hal hatır soralım. Abi iyiyim, çok teşekkür ederim. Yani bir yıldır kendimizi buna hazırlıyoruz galiba. Sen bir yıl önce konuşmuştuk senle. İlk konuştuğumuzda sen bana şey demiştin. Iron Maiden yeni albüm çıkaracak. Buruk çıkınca şey yaparız, konuşuruz değil mi demiştin? Evet. Yani daha şeyler bile düşmemişti. İşte o Facebook'ta dönen dedikodular bile düşmemişti ortama. Dedim herhalde sallıyor yani. Ya da... Abi ya da şey, geldi yani... bana hemen dedim yazayım. Çünkü yani sallama denmez de hani şey atıyor yani destekli atıyor herhalde. Tahminde yürütüyor. Dedim tabii ki abi yaparız nasıl olsa yapmayız diye orada çok hemen tabii yaparız dedim. Ama inanılmaz bir iş takibim varmış. Ben anladım yani senin o kadar kitabı nasıl yazdığını, o kadar film çektiğini. Beşen bir iş takibi. Son ana kadar işte albüme single çıktı onun haberi geldi. Albüm çıktı onun haberi geldi. Yani bu kadar. Ama çok sevindim çünkü ben çok uzun süredir yani benim hatırladığım ben ortaokulda ve lisedeyken işte Armin'in albüm çıkaracakken işte Şebeke Heavy Metal'den Nanserviam'dan falan dakikası yani haftası haftasını takip ediyorduk ve o bir birikiyordu yani böyle bir elimizde işte bir aşısı sıka sıka bekliyorduk böyle. İlk defa yıllar sonra böyle bir hype oldu. İlk defa böyle bir ulan insanlarla birlikte dinleyeceğiz neşesi oldu. O yüzden çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben şeyi hatırlıyorum. Şebeke Heavy Metal'de Arda Turaç Virtual Eleven'ın galiba şarkı listesi yayınlanmıştı. Onu yayınladı. Ve şarkı evet. listesi üzerinden şarkının isimleri ve süreleri üzerinden tahminlerini yazdı. Ve yani o albümün üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Biz hala şarkı isimleri açıklandığı zaman, süreleri açıklandığı zaman tahminlere, işte düş kurmalara başladık böyle. Hiç değişen bir şey yok. Çok ilginç. Deniz sen nasılsın? Yeni albüm bitmek üzere. Saints and Sinners. İyiyim. Teşekkürler. Evet, aslında işte bizim bir eleman şu an yurt dışında olduğu için onun gelip bir klip ve fotoğraf çekimlerinde bulunması gerekecek. İşte Ekim başı gibi. Ondan sonra bilmiyorum ya şey için firma için henüz konuşmak erken ama albüm bitti yani. Bekliyoruz öyle boş boş. İyi süper. Ya Erman senin bir şey vardı ya tavuk döner tweet'i evet. Vardı. Ben oradan gaza geldim zaten. Senin zaten Iron Maiden'ci olduğunu biliyorum. Hep Power Slave evet. tişörtünü giyersin hem. Evet. Gidiyorlar. Kim deniz neciz belli olsun diye böyle karıştırmasınlar. Sonradan sıkıntı olmasın diye. Ya bu yani evet hani ben bunlar işte orada da demiştim zaten zamanla geçecek zannediyordum. Yani daha doğrusu öyle bir şeyim yoktu, isteğim yoktu. Yani zamanla geçsin ben de normal bir insana dönüşeyim diye ama hani zannediyorum ki şey yani çünkü bakıyorsun insanlara hani herkesin belli dönemleri olmuş. Sen de zannediyorsun normal bir insan gibi sen de öyle yapacaksın. Hani zevkler rafineleşecek, şey yapacak, başkalaşacak işte hayat bilmem ne falan filan. Diyordum ki ya tavuk döner de bir yerde biter, Iron Maiden de bir yerde biter. Kim bilir ne dinleyeceğiz keriz gibi falan diyordum. Allah'a çok şükür yani ikisinde de en ufak bir azalma olmadı. Ne tavuk döner sevgimde yani hala yeni şeyler bulabiliyorum hem Iron Maiden hem tavuk dönerde. Çünkü yani inanılmaz ama Iron Maiden albüm çıkarmaya devam ediyor. Tavuk dönerciler de açılmaya devam ediyor. Yani yine o ikisi de inovasyona çok açık bir şekilde tavuk döneri geliştirmeye devam ettiler. İşte o soslu, bu soslu, işte cheddar'sı, medar'sı bilmem ne. Iron Maiden'ın da mesela ya ben sana işte ben kendi kendime şey yapmamak için, hayal kırıklığına uğratmamak için biraz daha çıkmamış albümü kötülüyordum işte bu daha henüz
çıkacak haberini aldıktan sonra ya yok şey yapar yani fıslar falan diyordum. Ama çok büyük sürpriz oldu. Çok beğendim albümü. Yani spoiler vermiş gibi olmayayım. Acayip beğendim albümü. Vay. Evet. Yani daha şeyleri okuma şansım olmadı. Ne derler? İnsanların çünkü insanlar genelde şey mantıklı bir şekilde bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu açıkladığında bana ben fikrimi değiştirebilirim o konularda ama benim şansım henüz kritikleri ya da sen gönderdiğin forumları falan okuma şansım olmadı. Biraz hani böyle çocuk uyuturken kulaklıktan dinlediğim kadarıyla ve böyle şeyinde ağzımda kalan tat hani bayağı iyi geldi son dönem şey olarak dinlediklerim olarak. O zaman ya genel kanılarınızla başlayalım. Hani Erman o zaman spoiler verdi. Deniz sen de bir spoiler ver. Sonra biraz daha detaylı konuşmaya başlarız. Sen nasıl buldun? Ben de spoiler vereyim o zaman. Bence bu Steve Harris'in tam anlamıyla bir intikam albümü olmuş. Virtual Eleven'ı beğenmeyen fanlara Bruce Green Smith'li bir Virtual Eleven sunmuş. Ben de Virtual Eleven'ı seven biri olarak melodileri o kadar güçlü bulmadım ama bence bu 90'lar Iron Maiden'ın bir devamı gibi bir albüm olmuş benim için. Reunion sonrası albümler içinde çok üst sıralara koyacağımı zannetmiyorum ama. Yani işte problem de aslında o. Yani Reunion albümleri arasında üst sıralara koymuyorsak demek ki totalde bayağı bir gerilerde duruyor aslında albüm. Yani ben beğensem de mesela hani bir sıraladığım zaman hani 17 albüm arasında ne bileyim 15'e falan koyarım. Aslında çok düşük bir sıralama. Ama bir yandan da albümü beğendim yani dinlenir. Hani beni mutlu etti birçok açıdan. Mesela Bruce Dickinson'ın performansı beni çok mutlu etti en başta. Çünkü Book of Souls'ta ve Final Frontier'da Bruce çok zorlanıyordu. Yani o yüksek notalara çıkmakta yine zorlanıyordu. Evet. Ama böyle artık böyle bazen üzülüyordum adama Book of Souls'ta. Onun sebebi de sonradan anlaşıldı bu kanser. Golf topu büyüklüğünde bir kanser şeyinden bahsediliyor. Hani onun bir şeyi vardı herhalde. Onu bir engelledi o. Onlar sonra düzelmiş gibi gözüküyor. Yani şeyinde yani bir parça alındığı için oradan bir telaffuzlarda bir şey var şimdi. Daha böyle bir farklı bir telaffuzu var. Yani kelimeleri vurgulaması falan birazcık farklılaşmış. Özellikle değil mi, R seslerinde falan bir şey var. Ses olarak ben Bruce'u çok şey bulmadım. Hani ne derler? Hala eskisi gibi şeyleri çıkabiliyor bence. Zaten hani bildiğim kadarıyla Steve Harris başta bu şeyden sonra, Bruce Dickinson'ın kanser olayından sonra, daha doğrusu atlattıktan sonra gitarları ses yani Mi'ken R'ye çekmeyi şey yapmış ki normalde Steve. Evet, çok teşekkürler. Onu soracaktım. Yani sen zaten Virtual Eleven'la yani sonuçta Blizz Bailey'le konuştuğumuz zaman X Factor'la Virtual Eleven'ı yani yan yana koyuyorum beni. Orada benim çok hoşuma giden aslında yani Iron Maiden'a çok karakteristik olmayan bir şekilde de böyle bir atmosferik havak atan böyle drop gitarlar yani yarım ses ya da tam ses düşen gitarlardı. Bu albümde de öyle değil mi? Yani orada drop akortla değil de galiba şeyle yapıyorlardı. Normal şeyden çalacak atıyorum. La'dan çalacakları bir şarkıyı ne bileyim işte sol diyezden falan çalarak yapıyorlardı. Hatta Don't Look to the Eyes of a Stranger yani sol diyez bir şarkı yani, yani hayatımda karşıma çıkmayan bir şey. Ama evet öyle şeyler yapıyorlardı. Burada hatta şöyle diyeyim. Şeyin orijinali Lord of the Flies'in orijinali şeyden galiba neydi? Sol'dan miydi? Evet Sol'dan başlayıp şeye evriliyordu. Fa diyeze evriliyordu galiba. Öyle bir şey vardı. Iron Maiden mesela o şarkıyı Bruce Dickinson'la çalarken şey yaptı. Bir ses kalınlaştırdı, bir tam ses kalınlaştırdı. Yani pozisyondan kalınlaştırdı ama Bruce nakaratı mesela bir oktav üstten söyleyebildi böylece. Öyle acayip şeyler oluyor.
Ya dediğim gibi bence bu albüm Virtual Eleven ve X Factor'dan arta kalan şarkılar gibi geliyor. Adrian'ın şarkıları hariç. Ama diğer Steve Harris şarkıları tamamen bence o dönemin bir şeyi, devamı gibi. Değil mi? Yani Lost in a Lost World mesela tam böyle X Factor'ın ilk işte 12 parçam vardı, 11 parçam vardı. Hani o ilk 11'e giremeyen bir parça gibi. Mesela benim en sevmediğim parça, isterseniz en sevmediğimiz parçalardan bir ilerleyelim. Benim mesela en sevmediğim parça, dinlerken bir de dördüncü sıraya koymasını kınıyorum Steve Harris'in. Lost in a Lost World. Yani intros çok güzeldi. O böyle bir folk, Jet Rotalımsı, Moody Blues vari bir intro. Ama ondan sonra abi yani o orta kısım, yani Blaze Bayley döneminde karşılaşmadığımız derecede kötü ve böyle tekrarlardan oluşan. Yani Blaze Bayley döneminde bile deme, bile incite. Evet. Or haksızlık etmeyeyim çünkü ben de X Factor seviyorum. Virtual'ın da artılarının farkındayım. Bu arada Virtual Eleven'da, yani bunu her zaman söylüyoruz. Hadi Mert'ten de şey biliyorsundur bu fikrimi. Bence Virtual Eleven, Steve Harris'in elindeki bütün altınları, böyle altın melodileri tek bir albümde kullandığı bir şeydir. Virtual Eleven albümdür. Yani o albümde cidden hiç boş bir şey yok. Sadece o albümün tekrarları eleştirilir de, yani o albümden sonra zaten Iron Maiden sürekli zaten o aynı şarkı, işte slow intro, işte tekrarlı melodiler, tekrarlı nakaratlar şeyini benimsedi. Reunion zamanı yani. Iron Maiden'de mesela bile işte Steve Harris bu şeyi, formülü benimsedi. Bütün şeylerde kendi solo şarkılarında, solo dediğim yani tek başına yazdığı şarkılarda o formül var. Ama ilk defa ben bu kadar şeye yakın bir Virtual ve X-Factor zamanları. Ama dediğim gibi bence X Factor ve Virtual Eleven'daki melodiler bu albümden çok kat kat daha iyi. Kesinlikle. Ve burada bu albümde şimdi Mert Yıldız arkadaşımız da onun listesini çıkartıyor ve bir video paylaşmayı düşünüyor. Çok fazla varyasyon var. Yani eski melodilerin birebir aynısı olmasa da bazen de birebir riffler de var. Hani kısa kısa evet. Geçiyor. İşte Paşendiel'deki riff hangi şarkıdaydı unuttum şimdi. Öyle bir sürü örnek var. Mesela Edge of Darkness'da, X Factor'daki Edge of Darkness'daki melodi Time Machine'de var falan. Bazı varyasyonlar da var. Yani birkaç notayı değiştirip benzer bir melodiyi kullanmışlar. Yani bu biraz üzüyor tabii fanları. Yani çünkü biz hep böyle Maiden'ın her zaman yepyeni bir melodiyle ortaya çıktığını görmüşüzdür. Ben şeyi hatırlıyorum mesela. Bu hep konuşulurdu. Yani No Prayer döneminde falan ben Seventh Son'la dinlemeye başladım ve ya o kadar büyük bir miras var ki o ilk 7 albümde. Ya sanki şey diyorsun ya, artık melodi bitmiştir bu adamda. Steve Harris'e de hep bunu sorarlar ve Steve Harris bir röportajda Boom Müzik dergisinde merak etmeyin Iron Maiden her zaman avlayacak bir balık bulur demişti. Ben hep onu hatırlarım. Her albüm sonrasında tükendiğini hissettiysen, ama burada gerçekten artık yeni avlayacak balık bulamamış. Eskilerden biraz cepten yemeye başlamışlar dedim. O biraz fan olarak beni üzdü yani. Burada balık biziz. Burada balık biraz biz olduk galiba. Burada isterseniz Adrian Smith'in yeni kitabında plug edelim. Angler of the Beast miydi? Balıkçık üzerine muazzam bir eser okumadım ama yani röportajlarında o kadar garip ki. Yani şimdi Iron Maiden'ın adamı şeyle yani gitaristiyle röportaj yapıyorsun. Tabii ki Iron Maiden'ı sorman lazım ama bir yandan da balıkçılıkla ilgili kitap yazmış. Balığı da sorman lazım. Yani Metal dergisinde o kadar çok balıkla ilgili röportaj yok. İşte balık ne oldu falan diye soruyorlar adama. Kimse de bilmiyor balığın ne olduğunu. Ne değişti balıkla ilgili falan diyorlar. Adam da anlatıyor. Ve çok da yani severek yaptığı bir iş belli ki. İşte hani nehirler yok oldu, işte şey spordan çıktı bilmem ne falan filan. Ona da dertlendik bir şekilde. Adrian Smith sağ olsun. Bu sene bana bin türlü duyguyu aynı anda yaşattı. İşte o Rich Kotzen'la yaptığı... Rich Kotzen'laydı değil mi? Evet. Rich Kotzen'la yaptığı işte Bebeğim Ol isimli albüm. İşte balıkçılıkla ilgili çıkardığı kitap. Ve bu albümde yani... Bu arada inanılmaz bir şey. Bu albümde de bilmiyorum Deniz katılır mısın? İnanılmaz bir gitar work var. Yani inanılmaz evet, hala şey olarak. Bence hatta yani son iki albüm benim için biraz şeydi. Böyle unutulabilir kayıp albümlerdi. Çünkü ben
Yani çok ara bir dönem. Yani başıma bir şey gelmeyecekse benim en favori Iron Maiden albümüm X Factor. Yani çok ötede benim için. Yani Sons of Sanusan ve X Factor yani. O ikisi. Evet. Sons of Sanusan çünkü onunla evet. dinlemeye başladım. Yok yok yani. Harrison bile en sevdiği üç albüm Seven Son, X Factor ve Number of the Beast yani zaten. Yani o yüzden yani sen diyene kadar ben gerçekten şeyi kuramamıştım. Yani neden ben bu kadar beğendim bu albümü şeyini kuramamıştım ama hakikaten böyle bir yani spiritual bir devamı gibi X Factor'le. Hatta ikisinin arasında kalıyor. Çok gerçekten son o Reunion zamanının şeyinden, sound'undan biraz uzak. Bu biraz daha şey yani tekrarlar biraz böyle tombalı olmuş yani tekrar melodiler biraz tombalı olmuş. Her giriş çalışmıyor. Steve Harris'in her iddia ettiği synth sesleri miksajda çalışmamış. Yani beni miksaj açısından o kadar bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekten kötü kulaklıklarım, Bluetooth kulaklıklarla dinledim ve genelde biz çocuğu uyuturken çocuk kucağımda hani çok açmamaya çalışarak dinledim falan filan. Şu an tamamen böyle kötü bir yerden sesleniyorum miksaj masasına. Ama yani tabii ki bu çünkü Steve Harris de kendisi de hani stüdyonun başında duran şeyin başında duran müdür bir adam. Ve o şey ısrarını duydum. Yani bu klavye sound'u mutlaka duyulması lazım. Ama mesela bazısı çok tiz, bazısı çok FM synth yani FM synth hatta preset 01 gibi geldi. Onlar dışında yani gitar miksajı inanılmaz. Ben gerçekten yani çok modern metal dinliyorum. Daha çok hatta şey seviyorum. Yani modern black metal, modern death metal onları seviyorum. İnanılmaz yere geldi adamlar hani şey olarak, kayıt olarak. Ben çok uzun zamandır bu kadar hani böyle üç gitarı ayrı yani şey olarak ne yapmaya çalıştıklarını duyarak, görerek ve böyle birbirlerini komplement ederek duyduğum bir gitar yok. Çok uzun süredir dinlemiyorum. Vallahi ben de katılırım. Ya Reunion döneminde 3 gitarı bu kadar hissettiğim bir albüm yok. Yani diğerlerinde hep böyle 2 gitar aynı şeyi çalıyordu da 1 gitar başka bir şey yapıyordu. Şimdi 3 gitar da farklı bir şey yapıyor. Mesela Stratego'da onu çok iyi hissettim kulaklıkla dinlediğim zaman. 3'ü de farklı bir şey yapıyor mesela kıta kısmında, kıta vokalleri kısmında. Neden sanki yani... Artık yüksünmemişler çünkü ya üç gitar mesela çoğu zaman şey yapmıyorlardı. Mesela Bruce Dickinson'ın vokal line'ını arkada bir gitar lead olarak çalmıyordu. Yani mutlaka bir şey ekstra bir arpejada hiçbir şey yapmıyorsa yine arkada beşli chordlar. Ama bu sefer yani böyle biraz Blind Guardian'a benzeteceğim çünkü orada da genelde böyle Hans Kürsch'e komplement eden devamlı bir işte vahlı lead vardır. Neredeyse ona benzeyen böyle çok inanılmaz ama karakteristik. Büyük ihtimalle o Adrian Smith'in işi yani. Çünkü var Arman yani şeyde var. İlk aklıma gelen Ghost of the Navigator'da var işte. Evet, doğru. Vardı galiba. Ama çok yani burada daha belirgin yani daha dikkat çekici daha doğrusu hani. Yerini çok birazcık geriye atmıştı. Hatta o şeyler vokale eşlik eden gitarlar girdiği zaman yani şey olarak aynı unison olarak eşlik eden gitarlar girdiği zaman gitar birazcık daha burası bastırıyor. Eskiden bu kadar bastırmıyordu. Şimdi birazcık bastırıyor. O bence birazcık bu dediğim Bruce'un yeni sesini belki daha böyle şeyin altına atmak istemiş olabilirler. Mix'in altına atmak istemiş olabilirler. Yani hiçbir fikrim yok yani hangi bir şeyle Bruce'la ilgili çok ufak bir yani yine kendi şeyimden söyleyeyim. Bruce Dickinson'ın hani o stiletto dediği devamlı hani kendi imzası olarak anlattığı şeyi çok fazla hani girmemiş ama yani çok şey bir adam. Yani o konularda böyle stratejik düşünebilen, şey düşünebilen yani neyin yerine ne konur onu düşünebilen bir vokalist. O açıdan inanılmaz bir müzisyen. O yüzden bu sefer daha teatral, daha böyle yani sözlerin üzerine şey koyarak yani bir vurgu koyarak bir vokali var. Ve onu çok beğendim. Yani biraz yani gerçekten kalınlaşmış ses tonu. Ama onu böyle biraz zorlayıp ya da zorlamadan kelimeleri vurguladığı yerlerde
çok teatral, çok benim hoşuma giden bir şeye gelmiş. Yani daha önce Bruce Dickinson'dan duymadığım bir duygu aktarımına gelmiş. Yani duygu çıktı. Bruce Dickinson'da daha önce yoktu diye bir şey söylersem herhalde yine bu mahallede bile birileri bulur beni de yani. Bu sefer bir farklı bir şey vardı. Yani ilk dinlediğimde en azından böyle hep böyle aklımda kalan şeyler çok oldu. Böyle sözlerden çok şeyi değiştirdiği, ritmini değiştirdiği, işte şeyini değiştirdiği, böyle yükselttiği, alçalttığı yerler daha çok aklımda kaldı. Abi o duygu aktarımı konusunda haklısın. Bana da mesela en duygusal albümlerden biri gibi geldi. O X Factor damarı da biraz oradan geliyor sanki. Yani bu sözlere de baktığımız zaman hani X Factor'da da çok böyle günlük gibi sözler vardır. İşte Steve Harris'in bayağı depresif olduğu bir dönem. Boşanma evet. falan. Hani intihar etmeyi düşünürüm ama bu bencil bir şeydir falan filan gibi sözler vardı X Factor'da. Burada öyle bir şey yok ama yine okuduğun zaman hani senjutsu menjutsu diyor, işte Helenort diyor ama bayağı adam depresyonunu kusmuş. Yani bir depresif bir moda girdiğini hissettim ve X Factor durumu da oradan oluşmuş. Yani hem o mesela basın sound'u da X Factor'ı andırıyor. O bir tangır diye böyle bir şey. Ama duygusal tarafı da bana ilginç geldi bu albümün. Yani yine bir duvardan bahsediyor falan filan ama hep böyle sanki metafor onlar. Ya ne metafor abi, şeyin Kevin Shirley'nin iki gün önceki koyduğu fotoğrafı gördün mü? Şeyden, mix masasından. Ha, evet gördüm. The Great Wall'muş. Evet abi, bildiğimiz Great Wall hakkında. Ya şimdi şeye bak, sözlere orada bak. Orada problem işte var. Yani Çin, Japon. Nomad tribes from the north diyor. Yani bu bildiğin yani Moğol istilası, aynen o şekilde kuzeyden gelen bir nomad şeyleri var, tribe'ları var. Yani orada basbaya aslında bir şeyden bahsediliyor. Great Wall'dan bahsediliyor. Ama sonra o şarkının ismi Art of War anlamına gelen, hani şu an onu böyle yapmak zorundayım. Yani çünkü tam olarak Art of War da değil. O şarkının ismi birden hani bir Çin şeyinden, konseptinden bir Japon konseptine döndürülüyor. Yani ben onu anladım. Belki yani albümün şeyini görsel olarak bir Japon şeyinde yapmak istedi belki Steve Harris. Hani adımı zaten böyle samuraylı falan dövmesi var yani. Yıllardır var. Hani belki ona meraktan hani onu birden hani bir Japon arka planına çevirmek istedi diyeceğim ama onun için mesela Stego'nun ismini değiştirebilirdi. Çünkü orada da teach işte how do you read a madman's mind, teach me the art of war diyor. Yani Stego'nun ismi de Senjutsu olarak değiştirebilirdi. Orada bir anlayamadığım bir şeyler dönüyor. Yani o işin peşini var. Bir skandallar var, evet. Ya Iron Maiden'ı şöyle, yani Iron Maiden'ı kardeşim gibi severim de yani kültürü de Iron Maiden'dan çok şey yapmamak lazım, sormamak lazım. Onunla ilgili bir stand-upçının çok komik bir biti vardı. Yani hani Iron Maiden iki gün önce bir tane kitap okur, bir sonraki albüm tamamen o kitapla ilgili olur diye. Yani çok hızlı dönüştürüyorlar şeyleri, fikirleri ve... Kitap, hatta film diye. Film izleyip. Keriz miyim 100 sayfa kitap okuyacağım diye. Evet, nereden ilerlesek? Peki şey, not versek 10 üzerinden. Şarkı, yani albüme mi şey mi? Şarkı mı gidelim? Bilmiyorum. Yok, yani ben en sevmediğin şarkıları sormuştum galiba. Onu evet, evet, en sevmediğin ve en sevdiğin şarkıyı öğrenelim Erman. Aynen. En sevdiğim bir şey diyemem. Yani çok biraz birbirine girdi şarkı ama en sevmediğim Death of Kells oldu. Evet. Yani hani bir tam şey yapmadı yani, hiç bir şey tam böyle birbirine bağlanmıyor gibi geldi bana. Bu melodiler, şeyler çok fazla şey yapan, bir yandan da böyle epik gibi başlayıp bir türlü epikleşemeyen bir şarkı gibi geldi. Ama dediğim gibi çok da fazla yani uzun uzadı dinleyecek şeyim olmadı, halim olmadı. Eninde sonunda belki bir yere oturur, belki oturmaz. Ama diğerlerinin yanında zayıf geldi. Biraz Death of the Kelts'ten sonra da şey düşüyor gibi geldi bana. Yani şarkıların genel anlamda işte bu hani yeni fikir dediğin sıkıntı biraz fazlalaşıyor gibi geldi iki şeyin, albümün yarısından sonra. Ama albüm gerçekten füze gibi giriyor yani o şey ve son Hell on Earth de çok güzel. Güzel girip güzel çıkıyor.
Ortalarda biraz bir o şeyde benim için Death of Kells'te bir ritim kaybı, şey kaybı oldu yani. Ritim düştü. Onun dışında yani Stratego diyebilirim. Hı hı. En iyi şarkı. O ben de çok sevdim. İlk çıktığı için biraz fazla dinleme şansım oldu ve böyle hala kafamda dönüyor. Yani şeyler oturdu, lirikler oturdu, şey çok güzel. Progression'ı çok güzel. Biraz basit bir şarkı tabii yani. Iron Maiden standartlarına göre ama çok yani yine o dediğim gibi Bruce Dickinson çok üstüne basa basa şey yaparak hani böyle hissederek bir tiyatral hissederek hissettirerek ben böyle şeylere çok kanıyorum şeyde. Ben de gitar yani. Gerçekten çok iyi yani. Benim hakikaten bir şekilde cahil halimle tablarını arayıp bulacağım bir şey olmuş. O ortam olmuş. Öyle. Deniz, senin en sevdiğin ve en sevmediğin şarkılar? Galiba benim en sevdiğim şarkılar şey oldu. İlk iki single. Çünkü hiçbir sıkıntı yok. Ben hatta yani şeyi çok beğendim. O çöl havasını, o post-apokaliptik çöl havasını çok beğendim şeydeki. The Writing on the Wall. Stratego çıktı. Stratego'yu başta şey yapmadım. Çünkü ya bir alışamadım ama albümün içinde dinledikten sonra Stratego da çok iyi geldi. Yani galiba sevdiğim iki şarkı bu albümün içinde. Sevmediklerimde ya Time Machine'i belki 3'e koyarım. Tam emin değilim. Yani sevmediklerime de gelince Lost in a Lost World ve Hell on Earth galiba bende. Ya çünkü Hell on Earth'te bir türlü şarkı başlamıyor. İşte şarkının vokalini önceden bir gitarla bir bayağı bir dönüyorlar işte. Yani galiba bunu vokal söyleyecek diyorsun ve gerçekten vokal söylüyor. Yani böyle bir hani az önce konuşmuştuk ya vokalle şey gitar üst üste söylüyor falan evet. Şey Iron Maiden'de burada önce gitar çalıyor vokal melodisini sonra vokal tekrar üstüne şeyini söylemeye başlıyor. O beni çok yordu açıkçası. O yüzden bu iki şarkıyı da şey yapmayacağım ama şeyin Lost in a Lost World'un bitişi çok tatlı. Yani böyle evet. Çok büyük abi, bir bitişi var. Çok güzel bitişi. Bir de böyle bir vokal hiç susmadan devam ediyor falan çok güzel yani gerçekten. Evet, sözler falan da çok tatlı orada. Evet. O yüzden o yani o oradan kurtarıyor birazcık ama yani son bir dakikada da yani 10 dakikalık şarkının da son bir dakikası bilemedim. Ben bir hafta şey diye dolaştım ya çünkü tam böyle elektro bağlamayla da çalınacak bir riff gibi. Tamam ona oğlu işte şeyin Writing on the Wall'un girişi inanılmaz şey bir giriş. Oynak bir giriş yani. O çok kötü oynattı beni bir haftayken. Tam böyle hani neşeli bir şey duymayalı çok uzun olmamış o kadar. Ben vallahi şeyi çok beğendim. Perchment. Yani biraz evet. Mad, biraz To Tame a Land falan. Ama gitar work çok iyi o şarkıda. Yani sololar böyle peş peşe ve üçü de solo atıyor sanırım o parçada. Onu çok beğendim. İlk başta yükseldiğim parçalardan biri hala zevkle dinliyorum. Hell on Earth'ün finali bence Climax. Yani o look, Love in Anger dediği kısım Bruce Dickinson'ın. O bence hani her albümde bir Climax noktası belirlemeye çalışırım ben. Bu albümün Climax'ı bence o. Evet 2 dakika 40 saniye sürüyor introsu mesela. Hani onun hakkı 40 saniyeyken 2 dakika 40 saniye aynı şeyi dönüp duruyor. Sonra dediğin gibi vokal melodisi giriyor falan gitarla. Ama bir şekilde ben artık barıştım Steve Harris'in bu formülüyle. Yani hep böyle bir meşrulaştırdım daha doğrusu. Yani artık o zaman Virtual Eleven hakkındaki düşüncelerin de değişmiş olması gerekiyor. Abi Virtual Eleven yani birçok noktadan fail ama yani. Abi fail değil. Ya, bu albümü sevip de Virtual Eleven'ı sevmemek çok şey garip geliyor bana. Abi ama Blaze'ın sesini Angel sevmiyorum. Angel and the Gambler var abi. Angel and the Gambler'ın olduğu bir albüm ya da Don't Look. Abi Angel and the Iron Maiden'dan yenilikçi bir şeyin duymanın ne kadar böyle güzel bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Ya bak şeyde Fear of the Dark'ta Amerikan rock tarzı ne vardı? Weekend Warrior vardı. Evet. Burada okay. Şey var. The Writing on the Wall var. Yani bence aynı damardan besleniyorlar. Şeyde bir önceki albümde Speed of Light vardı. Deep Purple damarından beslenen bir şarkıydı. Hani böyle birazcık space tracking o da kötüydü abi. O da kötüydü.
Şeyde Angel and the Gambler'da The Who'dan besleniyor. Yani Angel and the Gambler'ın uzunluğu haricinde bir sıkıntı yok ama sen uzunluklarla da barıştım diyorsun. Abi sözler falan da o yani When to Worlds Collide, yani Virtual'a çok girmeyelim bence de ne bileyim abi, yani. Abi şimdi sözler diyorsun da yani Çin Seddi ile ilgili şarkının ismini Senjutsu yapmış adam yani. Şimdi burada şey Haçin Hajapun gibi bir şey mi var yani burada? Böyle yani şey... Yani. Çok güzel ama böyle Armin'in her yeni albüm şeyinin tartışmasının dönüp dolaşıp Angel and the Gambler'a dayanıp sonra milletvekiliyle kavgalı ayrılması. Abi adam dinozorlarla insanları aynı çağda yürüttü yani gözünüzü seveyim yani Angel and the Gambler mı burada? Yani hedef Angel and the Gambler mı burada? Evet, Iron Maiden fanları, Iron Maiden mağdurları da diyebiliriz belki. Çünkü hayat boyu bayağı eziyet de çektik Iron Maiden sevdamızdan dolayı. Sohbetimiz devam ediyor. Writing on the Wall'un klibine girelim. İstersen. Girelim. Gerçekten ilginç bir klibi var. Ben biraz Dead Clock'a benzettim. Çok sevdiğim bir meta ha, şey, aynı zamanda şeyi olan, dizisi olan Dead evet. Clock. Aynen. Şey, neydi? Hatırlamıyorum. Metalocalypse aynen. Tamam, grup da muazzam ya metal şey Deathlock yani. İnanılmaz. İlk albüm özellikle çok yazan adamın galiba bütün şarkılar ve gitarlar ve bir şeyler yani adam bütün evet. Hepsine... Brandon Small gitaristi. Oğuda da Gene Hoglan var zaten. Ya işte yani o Metalocalypse'i yeni öğrenecek insan varsa biraz yatsın kalksın dua etsin. Onun dışında Writing on the Wall'la yani klibiyle ilgili söyleyeceğim şey şu. Yani ben çok beğendim çünkü işte, yani Iron Maiden'ın daha doğrusu büyük ihtimalle yine Steve Harris'in yani Steve Harris'in çok dümdüz bir adam olduğundan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Yani bilgisayar teknolojisi çok gelişti arkadaşlar. Artık animasyon klip yapacağız iddiası Virtual Eleven'da başlamıştı. Yani bundan yaklaşık 20 sene önce falan başlamıştı. Olmayan bilgisayar teknolojisiyle ve yani çok sınırlı kaynaklarla yapmaya çalışıyorlardı. O zamandan beri bir ukde yani Iron Maiden'ın içinde bence animasyon. Klip. Ve ilk defa yani bu hakkıyla böyle yani bir şey hani ne kadar anlatılanlar hani kör göze parmak olsa da yani animasyondaki konular kör göze parmak işte orada böyle hani hiçbir yoruma yer yok bayağı bildiğin hani Trump var. Şey kötüdür işte hani bakın zenginler kötü, devlet kötü falan filan yani bize yine kurtaracak olan Iron Maiden'dır mı diyor ne diyor anlamadım. Hani siz yine kendinize iyi bakın gibisinden bir mesajı var. Mesajı olduğunu zannetmiyorum ama şey çok güzel yani orada böyle bir çünkü oraya çok fazla yazmışlar. O çok hoşuma gitti. Sonuna çok yazmışlar. Hani çok içine sinen işin sonuna yazarsın. Sonunda böyle credits kısmı var. Hani Bruce Dickinson kendini yazmış. Adrian Smith kendini yazmış. İşte Bruce Dickinson screenplay'e kendini yazmış. Orada çok uzun bir işte background animation, işte animation ve belli ki şey yapan yerler de var. Yani sadece CG ile çözülmemiş. Bayağı işte background'lar çizilmiş. Elle çizilen yerler var falan filan. Hı hı. Biraz cheesy tabii ki yani cheesy. Zaten Iron Maiden'ın kendisi cheesy yani eğer bunu Iron Maiden seven herkes kabul eder herhalde. Ama o cheesy'lik içinde sonuçta hani sen Steve Harris'in ya da Iron Maiden'ın bunu istediğini biliyorsan zaten sen de Iron Maiden için bunu istiyordun yıllardır. Bunun gerçekleştiğini görmek beni çok mutlu etti yani bayağı hani başından sonuna kadar izlettiren ve sonlarına doğru hafif gaza da getirmedi değil yani o kadar Eddie'nin bir anda çıkıp işte Power Slave Eddie'nin ağzından işte şey çıkması, salgın çıkması, ötekilerin işte Somewhere in Time Eddie'nin işte ışın saçması falan filan. Benim çok hoşuma gitti. Yani evet. Gerçekten gerçekleşen bir hayal gibi. Evet bir de klasik anlamda bir animasyon olduğu için yani çizgi animasyon olduğu için de çok şeydi. Yani Iron Maiden şimdiye kadar hep şey çekiyordu işte yani... Kötü 3D animasyonlar çekiyordu evet. İşte. Abi mesela Wildest Dreams, go-kart arabalarıyla olan klip falan. Eyvahlar olsun. Yani evet. şöyle bir şey. Bence Iron Maiden'ın bu animasyona yönelmesinin sebebi şey yani. Tamam Steve Harris yine seviyor olabilir. Büyük ihtimalle seviyordur ama artık hepsi farklı şeylerde yaşadığı için ülkelerde yani şehir de ileriye farklı ülkelerde
bir şey için, klip için bence bir araya gelecek bir zamanları olmuyor. Yani tek zamanlarında şey yapıyorlar, albüm kaydediyorlar ve tura çıkıyorlar. Onun harici başka işte klip milip falan için, yani klipte oynamayı da sevdiklerini zannetmiyorum. Yani Iron Maiden en son ne zaman canlı kanlı klipte gördük? Galiba Benjamin Blake'in klibiydi. Orada da zaten stüdyo görüntüleri vardı. Yani şeyde de öyle. Different World'un klibinde de öyle. Yani onlar büyük ihtimalle şey olmadığı için, yani klipte işte kamera, motor falan bunlarla uğraşmak istemedikleri için bu animasyon şeyine girdiler. Mantıklı gibi. Pandemi şartlarında da bir araya gelmeleri daha da zor. Evet. Zaten şey, albümün fotoğrafı da şimdi şeydi. Son fotoğrafı gördün mü? Hepsi yeşil ekran önünde çektirip yollamış büyük ihtimalle şeye. Tabii tabii, kesin. Bayağı Photoshop yani. Bu arada evet, albümün mesela 2009'da hazır olduğunu söyleyelim. Yani aslında 1,5 sene şimdi beklemiş bir albüm bu. Evet. Bu da ilginç bir not olarak ekleyelim. Hakikaten yani Steve Harris düz bir adam. Biraz önce de söyledi. Ama yani çok ilginç bir şekilde adamın içinden derin bir şeyler de çıkıyor. Böyle çözmeye çalışıyoruz yıllardır. Bu adam ne demeye çalışıyor? Burada ne yapıyor? Yani seviyoruz yani. Şimdi hani Mert işte şey yapıyor ya sürekli, işte Steve Harris şöyle böyle falan filan diye. Ama Mert ile benim Steve Harris'in yanında bir fotoğrafım var. Biliyorsundur belki, ikimiz de böyle el pençe divan durmuşuz böyle. Yani Swiss Otel'in terasında değil mi o fotoğraf? Terasında, aynen öyle. Yani yani ne kadar şey yapsak da, birazcık dalgaya vursak da, ama işte adamla karşılaştığın zaman o bütün o şey gidiyor yani. Şu an yaptığımız saçma işte Steve Harris şöyle düz böyle düz falan şeyleri gidiyor. Yani bilmiyorum ya, bu adam bize bayağı bir şey hediye etti. Bayağı bir şey öğretti. Ben biraz şeye benzetiyorum. George Lucas'a benzetiyorum. Yani George Lucas da Star Wars mitolojisini yaratan adam. Ama baktığı zaman röportajları çok düz bir adam. O kadar da bilinçli değil. Bayağı aslında felsefi bir metin Star Wars baktığın zaman. Çocuksu yanları yani, ama nasıl okuduğunla alakalı aslında bence, evet, birazcık o metin. Bir de yani sanatçıların hepsinde var. Hani üretirken o girdiğin konsantrasyonla, odaklanmayla ve o elindeki enstrümanın da katkısıyla bir üst level'a çıkıyorsun. Yani Steve Harris de farkında olmadan böyle bilinç altının da hediyesiyle diyelim, katkısıyla o düz adamlıktan aslında yaratırken çıkıyor diyebiliriz belki de. Bazen Steve Harris de belki farkında değildir yani insanların ne hale getirdiğinin. Yani o çok hep şey diyor, ben işimi yapıyorum diyor yani. Vay, 40 yıldır sadece dediği adamın o. Ben işimi yapıyorum birader. Yani Deniz çok güzel bir şey söyledi az önce kayda girmeyi beklerken. Hani bu Steve Harris'in her albüme 3-4 tane asker mektubu koyması. Yani böyle tekrardan, hani buna leitmotif denmez. Çünkü böyle bir şey yok. Bunun altında yatan bir motivasyon yok. Sadece bu Steve Harris'in şeyi çok sevmesiyle ilgili. Yani İngiliz İşte savaş tarihini sevmesi, bununla ilgili kitaplar okuması, bununla ilgili filmler izlemesiyle ilgili. Ve bununla ilgili yaptığı çıkarımlar, yani en azından şeyle ilgili, şarkı sözü ya da böyle artık şarkıya dökülen bütünlük olarak, hani genelde yüzeysel, yani savaş kötüdür, bakın ne acılar çekildi. Ama tabii yani bu işin bir şey tarafı var, yani anlatılmayan, hani bir Iron Maiden bütünü, işte Iron Maiden bütün olarak seviyorsun, işte daha önceden yaptığı işler var. Onun işte bu zaten müziği seviyorsun bilmem ne falan. Hepsi adamların bir yandan da, yani adamların ağzından yüzünden güzellik, iyilik akıyor. Yani bu adamları sevmeyeceksin, kimi seveceksin? Bütün bunlar bir araya gelince senin için de kıymetli oluyor, adamların için kıymetli olan şeyler. Hani şey gibi durduk yere böyle ah Atatürk vardı falan diye dertlenen dede gibi neredeyse olacaklar belki de. Biz yine onları şey yapacağız yani, öyle seveceğiz. Hani o yani yine 15 dakikalık şarkıyı yeriz böyle bir İngilizlerin bir ikiyle ilgili savaşta bir ilgili. Bunun sonunda yani ne geldiyse eyvallah. Eğer ki böyle geldiyse, yani şimdi şeyden çok mutlu oldum bu arada, yani bu bütün tartışma boyunca adamların yaşlarıyla ilgili hiçbir konunun açılmaması ya da mevzu edilmemesi. Çünkü mevzu edilecek bir şey yok. Adamlar hakikaten işlerini yapıyorlar, şey değil. Bu yani konu edilecek bir şey bile olmamış. Yani adamların yani ne içinde bulundukları işte pandemi koşulu, ne yaşları, ne artık yani hani
kaçıncı albümleri olduğu falan filan hiç öyle hissedilmiyor. Çok muazzam bir şey bence. Evet, ben çok bilmiyorum bile yani başarabilen. 17. albüm 41. Ben bilmiyorum o kadar başarabilen heavy metal grubu. Yani vardır illa 25. albümü dolduran bir power metal grubu da. Benim tek bir şeyden şikayetim var. Hala çok iyi şarkılar yazabilecek elemanlar barındırıyor. Zaten şarkılardaki fikirleri gördüğün zaman yani şeyi görüyorsun. Benim tek şeyim Martin Birch gibi bu şeyi grubu zorlayacak bir prodüktör yok artık. Kevin Shirley birazcık şey yapıyor. Çaldınız mı canım? Bravo çok güzel falan diye. Kaydediyorum bunu diyor. İşte CTRLS Elmas'ı yapıyor. Bitiriyor şeyi. Bence Steve Harris'le bir ya da Bruce Dickinson'la bir şeye girecek. Hayır olmadı, olmadı. Bir daha. Onu oradan çıkar diyecek bir şeye ihtiyaç var bence. Benim son albümlerdeki şey gördüğüm, eksik gördüğüm Iron Maiden'ın 6. hatta şimdi yaşasaydı 7. diyeceğimiz Martin Birch'ün eksikliği. Evet, abi tamam. Yani ben böyle elmanın sapı, onun çöpü de, üzümün çöpü demek istemiyordum ama yani sen söyleyince gerçekten çünkü Bruce Dickinson'ın kitabında işte What Does This Button Do muydu öyle bir şey. Yani orada Martin Birch'le girdikleri kavgalar yani artık hani biri karate biliyor, biri fencing biliyor. Hani birbirlerine şakadan da olsa hani güreşe zorlamaları falan filan. Yani bunlar hani o erkek ortamda zaten şey hani, ne derler? Oradaki prodüktörün bir yandan kendini şey yapması yani bunların üstünde biraz zorla getirmesi olması falan filan. Bu gerçekten her grubun ihtiyacı olan bir şey. Her grubun yani şeyini çok dengeleyen bir şey. Kendi içinde yani biz yaptık oldu dedi. Yani özellikle Metallica'da çok ayyukaydı ya çok göz önünde yaşandı böyle şeyler. Yani Metallica'ya ne zaman şey geldi ha gülüm ha canım diyen adamlar geldi. Yandı adamlar. Yani onların şeyi bu kadar problematik değildi büyük ihtimalle kendi ilişkileri. Ama her zaman dediğin gibi çok zorlayıcı ve çok şey bile yani böyle adamları bir adım belki bir iki noktada mesela ben hiç o yüzden söylemek istemedim ama mesela double mixajında benim böyle kulağıma çok çarpan ride'lar oldu, şeyler oldu, böyle hani çok otomasyon gelen yerler oldu. Ben büyük ihtimalle onlar biraz daha polish edilirdi şey olsaydı. Ben sound kısmına hiç girmiyorum zaten çünkü bak ilk 7 albümü hatta ilk 8 albümü, ilk 9 albümü düşün, Fear of the Dark'a kadar 10. albümü de düşün. Iron Maiden sürekli farklı soundlarla geldi. Yani Power Slave ile şey arasındaki farkı düşünsene, Somewhere in Time arasındaki farkı düşünsene. Birisi 1984'te çıktı, birisi 1986'da çıktı. Yani 2 sene var, birinde feza soundu var, birinde işte normal düz klasik British metal soundu var. Yani sırf sound açısından da değil. Martin Birch'un bence çok şey gibi, Beatles için George Martin neyse onun öyle bir etkisi vardı. Hani onu yapamazsın, bunu şey yapamazsın diyebilecek bir adamdı. Hani Steve Harris gibi işte dediğimiz gibi düz, işte kafasının dikine gitmeyi seven biriyle o şeye çatışmaya girebilecek biriydi. Ve Kevin Shirley anladığım kadarıyla hani Steve Harris de şey diyor, dokunma diyor. Hani adam mastering yapıyor. Hayır masteringi istemiyorum. Sil masteringi falan diyor yani. Kevin Shirley de diyor ki yani ben herhalde bu yaştan sonra bununla uğraşmak istemiyorum abi. Ne derlerse onu yapıyorum diyor. Büyük Kevin ihtimalle. Kevin Shirley'nin de az derdi yok galiba. Doğsan bana bir şeyler atmıştın. Adamın yani başına da gelmeyen kalmamış. Fransa'da kaydediyor galiba şeyleri. Bir sürü dert tasa yani. Hani hastalık bilmem ne falan. Doğru. Bir herkesin bir şeyi vardır yani. Hani bir an önce yani bir de 2019'dan beri mi ellerinde bu albüm? Evet evet. Yani iki Legacy of the Beast turnesine çıktılar en son. İki ayaklı bir turneydi. O iki ayağın arasında stüdyoya kapanıyor. Hatta Nico McBrain aslında stüdyo için doğru zaman olmadığını düşünüyor. Yorgun olduklarını düşünüyor ama Steve Harris galiba birkaç şarkıyı hazır etmiş. Zaten o Kevin Shirley'nin paylaştığı fotoğrafta da aslında o sıralamadan biraz onu hissediyoruz. Yani Hell on Earth'le başlıyor, Parchment'le devam ediyor. Sanki 3 tane EP'yi getirmiş de sonra diğerlerinden şarkı almaya başlamış gibi bir durum var. Evet. Her defasında farklı oluyorsunuz biliyorsunuz işte. Mesela sen dedin ya Steve Harris'in intikamı aslında çok güzel bir tabirdi. Çünkü Book of Souls döneminde bunlar hep şey yapıyorlar. Böyle bir ay kapanıyorlar ve o bir ayda yazıyorlar şarkıları. Öyle bir deadline verip kendilerine, öyle bir kendilerini böyle bir
baskı altında tutarak şarkı üretmeyi tercih ediyorlar. Hani biriktirmiyorlar benim anladığım. Bu Cold Souls'ta Steve Harris çok fazla katılamadı. O yüzden hani bu Cold Souls'a baktığı zaman Bruce Dickinson'ın işte If Eternity ile başlıyor. Finalde Empire of the Clouds'la bitiyor falan. Çok fazla şarkı bitiremiyor. Bir şey, bu If Eternity Should Fail biliyorsun şey, Bruce kendi solo albümü için yazıyor. Steve evet. Bunu dinliyor. Aa, bunu bizim albüme alalım diyor. Yani neden ki? Yani bu hani bir konsept albümün bir parçası. İşte bak, bizim albümün adı Book of Souls olacak. Senin şarkının içinde de soul var. O da soul, bu da soul diyor. Yani biberisin. Çay tepsisi gibi dümdüz bir... Abi bir de o şarkının finalinde şey var, konuşma var. Nicholas bilmem ne bir şeyler diyor. İşte, o da kalsın diyor. Niye kalıyor yani? Hiçbir yere bağlanmıyor ki o. Yani. O şey işte, o albümün... hikayesi evet. Necropolis, My Name is Necropolis, işte şey, evet. Lazarus var galiba, öyle isimler var. Şey işte, o albümün hikayesi zaten o şeyle ilgili. Oradaki karakterler var, o konsept albüm. Yani Steve Harris onu bile şey yapmış. Ama dursun canım. Bruce Dickinson o solo albümü kaydedecek şimdi. 3-4 yıldır çalışıyormuş uzaktan Royce ile ve Amerika'ya gitmeyi planlıyor şimdi Bruce Dickinson. Aha, gitti mi? If Eternity tekrar olacak. Yani If Eternity'nin yeni yorumu kendi albümünde de olacakmış. Ve ben o yüzden ümitliyim. Yani mesela o şarkının yeni versiyonu daha iyi olursa, daha tight hani Royce prodüksiyonu olursa belki lan bu herif de iyi prodüktör ya Royce, hani niye Royce ile çalışmıyorum der mi diye böyle bir... Yok, hayır. Yani şimdi tatlı prodüktörde baş şu. Yani bir kere Iron Maiden'ın ya zaten her albümden sonra bir tane konser albümü çıkartıyorsunuz. Yani albümü de konser gibi kaydetmeye gerek yok. Benim birinci şeyim. Ha, bu arada ben şey olarak konuşuyorum. Bir fan olarak konuşuyorum. Hiçbir şekilde bir akıl verme gibi bir şeyim yok. Ama ben hani azıcık mesela şeyi biliyorsam, Martin Birch'ü biliyorsam, Hell on Earth mesela 6 dakikaydı şu an. Martin Birch olsaydı şeyin prodüktör koltuğunun başında. 12 dakika değil, 6 dakika olacaktı o şarkı. Evet. Biraz da belki klavyelere şey derdi, çüş derdi yani. Yani abi yani, tamam, bir tane preseti değiştirelim. Bir tane tamam. Ağzımdan aldım, preset diyecektim ben de. Abi tamam, bir tane preset bulmuşsun, hepsini aynı şeyi koyma bari falan. Bak burada ne soundlar var diye böyle mouse'la gösteriyor. Abi Iron Maiden sohbeti bitmez. Yani biliyorsun yıllardır biz Deniz'le Doğu saatlerce lazım. Şey gibi, beyaz futbol gibi bir hani aynı odada bulunmalı, bir kavgalı bir Iron Maiden şeyi yapmamız lazım. Abi, ben tam onu diyecektim. Yani başta şey de girecek işte, Padişah Halı'nın sunduğu işte Iron Maiden özel başlıyor diye böyle sponsorlu girecek. Sonra arkaya böyle işte şey falan gelecek. Böyle akaryakıt maskotu falan gelecek işte, böyle bir şeyler olacak falan. Böyle 4 saatlik 5 saat programlar düşünülebilir. Doğu ayarlasana bir tane ya cidden. Onu yapalım. Mert de olsun. Mert Yıldız, o da çok büyük fan. Abi işte yani, ama kavgalı olacak yani. Şimdi biz çok kibar konuştuk bu şey. Hani çok fazla iğneleme de yapamadık. Hani Erman araya şaka sıkıştırıyor, sen sıkıştırıyorsun falan. Hani ama çok şey olmadı, sert olmadı. Daha bir sert bir program lazım bence. Yok, ben bayılırım zaten şey çay kupasından viski içmeye. Yani her zaman öyle bir program lazım. Bahsetmediğimiz parçalardan bir bahsedelim. Çünkü mesela Days of Future Past'ten hiç bahsetmedik. Hani sözleri bile geçmedi. Senjutsu'nun en azından mesela sözlerinden bahsettik. Ama Days of Future Past bence hani öne çıkan parçalardan bir tanesi. Adrian Smith'in evet, parçası. Kesinlikle. 4,5 dakika galiba ya da hatta 4 dakika. Daha kısa. 4 dakika evet. Falan galiba. Evet. Yani o ilginç ve umarım konserde çalarlar dediğim parçalardan bir tanesi. İlginçtir. Yine bir Moody Blues albümün ismi aslında. Days of Future Passing'di galiba. Evet. Moody Blues şeyde de ortaya çıkıyor. Şeyde Lost in a Lost World diye bir şarkısı da var Moody Blues'un. Bir de nedense öyle bir kafaya mı girmişler bilmiyorum. Ya da belki yıllardır yapıyorlardı. Bunun biz yeni farkına vardık. Yani çok şey var ya, böyle kesişen şarkı isimleri var. Yani düşünsene şeyin Iron Maiden'ın Alchemist diye şarkısı var. Bruce Dickinson'ın Alchemist diye şarkısı var. Bruce'un Wicker Man diye şarkısı var. Iron Maiden'ın var. Man of bir de Man of Sorrow. Abi yani yani çok taktıklarını zannetmiyorum yine. İlginç. Başka bahsetmediğimiz parça Darkest Hour'dan bahsetmedik değil mi?
Şey olarak bahsettik. Dunkirk olarak bahsettik ondan. Ama kayıt altına almamıştık. Değil mi? Evet. Oradan da bahsedeyim çünkü Winston Churchill'i anlatan birkaç sene önceki ses getiren bir Hollywood filmiydi. Ondan esinlenerek Adrian Smith yazmış. Yani ismi de belli. O zaten o Churchill'in şeyinde konuşmasında geçiyor Darkest Hour şeyi. Yani bence güzel bir şarkı ama yine Iron Maiden'ın son dönemki balatlarıyla karşılaştırdığımda nakarat hariç o kadar güçlü bulmadım. Çok güzel bir şarkı. Solosu falan da mükemmel bence. Çok güzel. Dave Murray'in de solosu çok iyi. Adrian Smith'in... Out of the Shadows mesela daha bir şey şarkıydı. Hem Bruce dönemini anımsatan bir şarkıydı. Pardon, Bruce'un solo albümünü anımsatan, albüm balatlarını anımsatan bir şarkıydı. Hem de Maiden şeyi vardı. Bu şey de sanki, Darkest Hour da sanki öyle olacakmış da tam olmamış gibi. Bilemiyorum. Tam şey yapamadım ben. Abi, zamanla da oturabilir. Ben bazı şarkıların hakikaten Grover dediğimiz hani zamanla büyüyecek bir parça. Ben zaten normalde bu kadar çok dinleyemeyecektim. Albümü çok fazla işim vardı. Ne zaman ki bu şey video. Bu şeyi yapacağım dedin sen. Ya dedim bari 4-5 kere en azından bir kere daha döndürdüm ki şey bir fikrim olsun diye. Ama dediğin gibi şey yaptıkça dinledikçe birazcık daha seviyor insan. Konser yani. Yorumlarıyla da değişiyor insanın fikri. Yani Fear of the Dark'tan beri ben bunu yaşıyorum. Fear of the Dark'ı ben ilk dinlediğimde beğenmemiştim. Hani o diğer epik parçaların yanında Alexander the Great'lerin, To Tame a Land'lerin yanında Fear of the Dark böyle bir çocuk şarkısı gibi gelmişti. Ne zaman konserde o seyirci katılımı da işin içine girdi ben o şarkıyı da çok sevdim. Ondan sonra da işte mesela Demir zaten onu fark etti. Onu fark etti. Ondan sonra sürekli böyle konserde katılımlı şarkılar yazmaya başladı. İşte Helenor de mesela şu an uzun geliyor ama seyirci katılımıyla birlikte mesela çok ilginç bir şeye dönüşebilir. Yine uzun olduğun gerektiğinden daha uzun ama ya benim genel anlamda böyle artık aşırı tüylerim diken diken olmasından işte can verdi denilecek bir şey hani öyle bir tıbbi durum varsa çok fazla tüyleri diken diken oldu o yüzden öldü denilen bir durum olacaktı işte şeyde X Factor'da Sign of the Cross'u işte şeyle birlikte girmeleri yani seyirciyle birlikte girmeleri o çok mahvetmişti beni yani bu şeydeki şimdi şöyle bir şey oldu bende ben hep diyorum ya işte genelde en son artık günün sonunda benim çocuğum 2 yaşında hala kucakta benim yani geçiş dönemindeyiz. Arada bir kucakta uyuyor falan filan. Hala kucakta uyuturken böyle ev kapkaranlık kucakta çocuk dolaştırıyorum. O yüzden böyle şey şarkılar Darkest Hour gibi böyle moody ve şeye giren şarkılar evet. Böyle atmosferik giren şarkılar beni mahvetti ya yani böyle. Bir çok güzel gitar numaraları var şarkıda ya. İnanılmaz ya ben güzel. Ben çok sevdim abi. Yani bir şimdi sen tabii ki daha iyi biliyorsun ama bence bir en azından şey yani gitar efekt rekte biraz daha bir numaralı olmuş. Çünkü şey daha böyle şey sesler duydum. Yani böyle yani daha gitarların tonlarında daha böyle vah neredeyse hani böyle kok vah derler ya hani ders kullanır hani şeyi gitar vahı kok açarsın tamamen. Yok. Orada bırakırsın, evet. Öyle çalarsın falan filan. Öyle şeyler... Geniz sesi. He? Genizden gelen ses gibi. Evet, ya da işte böyle şeylerin sesi. Öyle hani normalde Iron Maiden çok şeydir ya, böyle çok tertemiz, inanılmaz temiz bir şey. 100 watt amfi şeyidir sololar. Buna daha böyle ya, onu bir komplement etmesini ben mesela istedim. Hani Bruce Dickinson'ın daha böyle tiyatral olmasının yanında şey Adrian Smith'in de şey yaptığı böyle technical değil de daha böyle artık hani gerçekten cümleler kurduğu şey yaptığı sololar var. Böyle daha böyle doğrudan mesela Dave Murray her zaman şeydir. Böyle bildiği yerden başlar, bildiği yerden bitirir. Arada da bir iki sürpriz olur. Ama bunda da böyle daha böyle hisli gibiydi, daha şey gibiydi. Cenk Ders her zaman favorimdir. Yani ama şey inanılmaz bir gitar work var ve hani Adrian Smith zaten onu söylüyordu. Razy ile çalışırken Chemical Wedding'de Bruce Dickinson'ın albümünde. Orada mesela Razy'nin şey olması virtüöz yani bayağı neoclassical virtüöz olması Adrian Smith'i biraz şeye itmiş yani ulan bu neymiş ben de anlayayım şunu falan filan. Mevzusunu itmiş kendi işte şeyinde anlatıyordu, söyleşisini anlatıyordu.
Öyle ufak tefek şeyler var ki yani böyle hani daha önce Iron Maiden'da duymadığım şeyler. Onlar ve o ufak sürprizler hep kulağıma takıldı o saatte. Gecenin o saatinde böyle karanlıkta çocuk dolaştırırken. Yanılıyor da olabilirim. Ayakta uyuyorum genelde. Yani Benim tam tersi yani şey kulağıma takıldı. Darkest Hour'un Dave Murray solosunu dinlerken dedim ki ben bu soloyu bir yerde daha duydum. Hemen böyle bir yaptım. Iron Maiden'ın son dönem balatlarını gözden geçirdim. Coming Home abi. Hatta not almışım buraya. Darkest Hour'un 5. dakika 5. saniyesiyle Coming Home'un 3. dakika 33. saniyesindeki lick birebir şey aynen kulağıma. Doğrudur yani Dave Murray'in o konularda şeyi sabıkası var yapılıyor. Kendi de bilmiyordur, kendi de yaptığını bilmiyordur. Yani sonuçta onun çok artık şey ne derler kemikleşmiş bir şeyi var. Orta sağlık var. Bizimki şey artık sapıklık derecesinde yani bu nerede vardı falan yani böyle şey bir barlık evet. Hareket falan böyle şey yapmak. Bunu söyledim ama tekrarlayayım Mert Yıldız bunların hepsini şu an saniye saniye şarkı çıkarmakta. Ve bununla ilgili galiba bir video paylaşacak. Onu da daha sonra duyururuz. Erman sen Jenik Gers en sevdiğim gitarist mi dedin biraz önce? Ben yanlış mı duydum? Evet ama yani bu şeyle alakalı değil. Yani teknik ya da böyle bir şeyle hani gruba katkısıyla değil. Çok tatlı adam olduğu için. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani, ve gruba şey yaparken katkısı... bacağını kırdı yani. Atlarken zıplarken bacağını kırdı. Abi ama bacağını kırdı o yüzden biz Atina'ya gitmiştik. O konsere Iron Maiden çıkamadı. Mesela o yüzden küfür ederiz evet. Sen. Bu yüzden bacağını kırdı diyorsun. Kişisel bir şey olmuş oldu. Bayağı iki otobüs gittik Türkiye'den. Ama hatırlıyorum o mevzuyu yani o çok büyük olay. Yani dergilerde falan çıktı işte mahvolduk falan diye. Hatırlıyorum o mevzuyu ama... Ben adam girdiğinden beri bir de adam yani şeyde hani oraya çağırıyorlar, oraya gidiyor, buraya çağırıyorlar, buraya gidiyor. Tam bir veteran yani. Tabii Adrian Smith şu an hala böyle çalışan, eden şey olarak böyle yeni sofraya hala yeni bir şeyler getiren bir gitarist olarak çok böyle. Benim de tabii ki şey hani böyle gitarist yani olarak. Yeni şeyler de getiriyor eski ağzını şeyler. Ağzını çırpattığım bir adam da. Jenik Gers, Jenik Gers'tir yani. Çok güzel. Abi o Talisman'ın introsunu kaç defa getirdi? Deniz sen söyledin geçen de WhatsApp'ta. Ya şöyle, yani ama şöyle bir şey var. Hani benim bildiğim Jenik Gers şey getiriyor. İşte bir saatlik materyal getiriyor. TB kaydedilmiş. Seyir sonların içinden seçiyor. Hani bir şarkı oluşturmak için. Yani eğer burada bir şey varsa yani Steve Harris'in niye sürekli aynı introyu şey aldı? Belki o introyu Steve yazdırdı. Bu senin imzan olsun falan dedi. Yani abi bilemeyiz böyle bir şeyi ya. Bu biraz artık blues hani aynı kalıpları kullanır. Ne bileyim Türk halk şarkıları, ne bileyim türküler falan aynı kalıpları kullanır ya. Öyle bir şeye dönüşmeye başladı ama yani işte Iron Maiden ACDC gibi bir grup olsa anlayacağım ama değil yani. Bence yeni şeyler koymalılar artık yani. Bu eski şeyler biraz kabak tadı verdi. Ama yine de ben notumu vereyim. 10 üzerinden 7 veriyorum bu albüme. Bir Iron Maiden albümüne zaten verilecek en düşük not 7'dir. En yüksek not da 10'dur. O yüzden ben de 7 veriyorum. Yani ya ben 7.5 vereyim çünkü beni çok heyecanlandırdı şey olarak. Yani gerçekten şeyi hatırlamıyorum. Final Frontier'ı çok hatırlamıyorum dinlediğimi. Yani o kadar dinlememe rağmen biraz kayboldu o albüm bende. O açıdan şeyden çok korkuyordum. Yani bu işte biraz bende mi heyecan bitti, onlarda mı iş bitti diye. Büyük ihtimalle iyi albümdür yani benim kişisel tecrübem. Ama bu albüm yani biraz da sağ ol Doğusay'ın sayende biraz daha kulağıma girdi. Biraz daha şey yaptı o tekrar o böyle Iron Maiden albümü dinliyorum. Heyecanını yarattı. O yüzden 7.5 vereceğim. İnsanlar da biraz şey yapsın. Tabii bu Iron Maiden standartları içinde değerlendiriyoruz. Yani diğer evet. Gruplarla kıyaslamadan. Yani. Yani... Ya zannetmiyorum zaten şimdi şöyle bir şey oldu yani biz Iron Maiden dinlemeye devam ederken hani normalde sadece Iron Maiden, ortaokulda sadece Iron Maiden dinliyordum ve işte çok büyük düşmandım başka gruplara. Şimdi başka gruplarda da dinliyorum. O da başka bir şeyin konusu olsun yani başka bir konuşmanın konusu olsun. Bana bu albüm Reunion dönemine Fear of the Dark'ı gibi geliyor yani bir omurgası yok. Farklı tarzlarda işte Fear of the Dark da öyledir ya bir Quick or Be Dead gibi thrashimsi bir şarkıyla başlar. Bruce Dickinson'ın solo dönemi gibi bir şarkıyla devam eder. Sonra
operation'dır bilmem nedir, böyle bir farklı farklı şarkılar, hani bir konsept olarak da bir bütünlük yoktur. Bu albümde ve aynı zamanda klasik kadronun da hani düşüşe geçtiği albüm diyebiliriz. Yani No Prayer ve Fear of the Dark için. Sanki biraz bir düşüş var ama yine de mutlu edici bir albüm. Ölmedin abi. Yani. Ve Halloween'le konuştuk. Halloween'in albümünden sonra konuştuk. Yani Halloween o kadar prodüksiyon yaptı, büyük görkemli bir turne yaptı falan filan. Üç tane vokalist ve hepsi de ayrı besteler getiren adamlar ama mesela Halloween'in albümü bu heyecanı yaratmadı yani bende. Ya Halloween albümü normal bir Andy Deris'te Halloween kadrosunun Michael Kiske ile albüm yapması gibi bir şey. Yani Kayahan sen bir tane şarkı yazmış. Kiske zaten herhangi bir şekilde katkıda bulunmamış. Yani sadece Kiske'den şey dinliyorsun. Andy Deris besteleri dinliyorsun. Böyle bir albüm aslında düşününce. Ki öyle bir albüm için bile yeterince iyi parça yok. Bence bir sürü Andy Deris'li albüm bu albümdeki beste kalitesi açısından çok daha iyiydi. Yani. Yani bak şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu son Iron Maiden şeyini söyleyip bağlayacağım. Evet. Şey düşünüyorum mesela. Divers bestelerini düşünüyorum. Reunion sonrası. Ne var? For the Greater Good of God ya da işte When the Wild Wind Blows. Mesela bu şarkıları düşündüğüm zaman bu son albümdeki Steve Harris epiklerinin hiçbiri bende bu şarkıların verdiği tadı veremiyor henüz. Ama ileride değişir mi bilmiyorum. Erman senin de son sözlerini alalım ve kapatalım. Zaten Zoom'da uyarı veriyor. Evet abi artık şey yapıyor yani. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Benim için şey oldu yani Iron Maiden albümünün alameti farkısı böyle arada ayak kaydıran şarkıları olması böyle yani hani dı yani galop giderken böyle arada bir iki tane denge bozacak mesela şey çok güzel örnektir. Weekend Warrior çok güzel örnektir onun için yani tık tık dağ giderken birden aa diye kaldı. Böyle başlayıp böyle biten bir albüm oldu. Artık dediğimiz gibi yani zaten bu saatten sonra her Iron Maiden albüm bir Iron Maiden albüm. Bu saatten sonra yani zaten onlara hırsız diyorlar çünkü kalbimizi çaldı. O konuda söylenecek bir şey yok. Umarım yani şey yapacak böyle ilk defa dinleyecek insanlar için de şey olur yani. İyi bir tecrübe olur bu şeyi izledikten sonra. Kapatabiliriz. Deniz son eklemek istediğim bir şey var mı? Var. Tüm görüşlerim fan bakış açısıyla şey yapmıştı. Çünkü bir yandan da müzisyen olduğum için başka bir müzisyeni şey yapmak işte şöyle olsaydı böyle olsaydı demek çok ayıp bir şey aslında. Evet. Tamamen ilk kez böyle albüm edinleyen 13 yaşındaki fanboy Deniz gibi bir yorum yapmaya çalıştım. O yüzden şey yaptıysam kusur ettiysek büyüklerimize affola. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Herkese çok teşekkürler. Çok ağzınıza sağlık. Gerçekten müthiş bir sohbetti. Hiç bitirmek istemiyorum. Hoş bulduk. Gidelim artık. Hafta ayrı istiyorum. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşmek üzere.